Gelin gözümüzdeki çubuk ve koni hücreleri arasındaki farkı inceleyelim. Çubuk hücreleri için çok basit bir şema çiziyorum. Sadece neye benzediğini görmeniz için. Çubuk hücreleri aslında adını şeklinden alıyor. Eğer çubuk hücrelerine mikroskopta bakarsanız ona çubuk şeklini veren ince uzun yapısını göreceksiniz. Çubuk hücresi bir fotoreseptördür. Peki fotoreseptör tam olarak ne demek? Nöron mu? Bir çeşit sinir hücresi mi? Aslında evet. Işığı alıp onu sinirsel bir uyarıya çeviren özel bir sinir hücresidir. Çubuk hücresinin içinde papilla dediğimiz bir grup yapı var. Bunlara optik disk de denir. Ve bu papilla dediğimiz yapılar genişlerdir ve zarla çevrilidir. Tek bir çubuk hücresi bunlardan binlercesine sahip. Her bir papilla membranının içinde çok sayıda protein var. Ve bu proteinler ışığı emerek çubuk hücresinin içinde aksiyon potansiyelini tetikleyecek sinyal yolunu aktive ediyor. Benzer şekilde koni hücreleri de adını şeklinden alıyor. Koni hücreleri, çubuk hücreleri ile aynı iç yapıya sahip özelleşmiş sinir hücreleridir. Yani fotoreseptörlerdir. Koni hücreleri de birbiri üzerine kümelenmiş papillalardan oluşmaktadır ve her bir papillada çok sayıda proteinden oluşuyor. Çubuk hücresinin içindeki proteine Rodopsin diyoruz. Koni hücresinde de aynı protein ama ismi farklı. Ona da Fotopsin diyoruz. Işık göze girdiğinde eğer çubuk hücrelerinden birine çarparsa ve Rodopsin'e gelirse aksiyon potansiyeli oluşmasını sağlayacak olan yolu aktive eder. Koni hücrelerinde de süreç hemen hemen aynı. Buraya kadar çubuk ve koni hücreleri arasındaki benzerliklere değindik. Şimdi biraz daha farklılıklara bakalım. Ortalama bir retina hücresinde 120 milyon çubuk hücresi vardır. Tersine her bir retinada yaklaşık 6 milyon koni hücresi bulunuyor. Yani göz 20 kat daha fazla çubuk hücresi içeriyor. Çubuk ve koni hücresi arasındaki diğer bir önemli farksa göz küresi içindeki yerleşimleridir. Basit bir göz küresi çiziyorum. Ve bu da gözün arka kısmından çıkan optik sinir. Yani burası gözün ön bölümü, burası da arkası. Ve bir önceki videoda açıkladığım gibi, göz küresinin arka kısmı retina dediğimiz bir zarla çevrilidir. Pembe çizgi. Çubuk hücreleri göz küresinde merkezden uzakta bulunurlar. Yani burada çizdiğim alanda ve burada Maviyle çizdiklerim. Retina'da hemen hemen buralarda çukur bir bölge var ve bu bölgeye fovea diyoruz. Koni hücreleri foveanın ön bölümünde yoğun olarak bulunuyor. Yani çubuk hücreleri gözün daha çok çevresinde yer alırken koni hücreleri genel olarak foveanın yakınlarında bulunuyor. Koni ve çubuk hücreleri arasındaki bir diğer önemli farksa koni hücreleri renkli görmemizi sağlarken Çubuk hücrelerinin böyle bir işlevi yoktur. Çubuk hücreleri ışığa çok duyarlıdır. Hatta koni hücrelerinden bin kat daha duyarlıdır. Bu sebeple çubuk hücreleri ışığı algılamada çok önemlidir. Yani çubuk hücreleri temel olarak bize ışığın olup olmadığını söyler. Bunu siyah ve beyaz görme olarak da düşünebilirsiniz. Ama koni hücreleri bu kadar hassas değildirler. Yine de ışığın algılanmasını sağlarlar. Bu da renkli görüntüyle sonuçlanır. Aslında üç çeşit koni hücresi vardı. İlk olarak gözdeki tüm koni hücrelerinin yüzde 60'ını oluşturan kırmızı koniler, daha sonra gözdeki tüm koni hücrelerinin yüzde 30'unu oluşturan yeşil koniler ve son olarak da gözdeki tüm koni hücrelerinin yüzde 10'unu oluşturan mavi koniler vardır. Bir diğer önemli farklılıksa kendilerini yenileme süreleridir. Çubuk hücreleri kendilerini çok yavaş yenilerken, koni hücreleri için bu süre çok kısadır. Kısa ve uzun yenilenme zamanı derken neyi kastediyorum? Şöyle bir ışık uzmesi düşünelim. Gözün içine giriyor ve çubuk hücrelerini aktive ediyor ve aksiyon potansiyelini oluşturuyor. Çubuk hücrelerinde yeniden aksiyon potansiyeli oluşturmak için gereken süre, koni hücrelerine kıyasla çok daha uzundur. Aslında bunu daha önce hepimiz deneyimledik. Mesela dışarıda futbol oynuyorsunuz ve içeri su almak için girdiniz. Aydınlanmada büyük bir değişim oluyor ama ayağınızı bir yere çarpmıyorsunuz. Dışarısı ve içerisi arasındaki ışık değişimini algılayabiliyor ve hızlıca yeni ortama adapte olabiliyorsunuz. Çünkü koni hücreleri aydınlanmadaki değişime çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyorken, çubuk hücreleri için bu çok daha uzun sürüyor. Gece odaya girdiğinizde gözlerinizin karanlığa alışması için daha uzun bir süre geçiyor. İşte bu süre çubuk hücrelerinin aktive olup sizin onu tekrar kullanıp görmeye başlamanız için.